copyslider açalım. Copyslider'ın index.html dosyasını ve save diyerek bunu PHP dosyası olarak bir kaydedelim. Sonra buradan index.html'i bir silelim. Artık ihtiyacımız yok. F12 diyerek bir test edelim. Sistem çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi burada bakacağız artık neler tekrar ediyor. Bize neler lazım? Burası, burada bu divler tekrar ediyor. Burası tamam. Pagination kısmında buradaki span tekrar ediyor. Bir de description kısmı var. Description kısmında da burası tekrar ediyor. Ctrl S diyelim. F5 diyelim. Tekrar bir bakalım. Üçünde de description kısmı geliyor mu, ona bakıyorum. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi gelelim hemen. Şuradan database paneli kapandı. Onu açalım. Şu şekilde kaldıralım. Server behavior'a gelelim ve kayıt setlerimizi oluşturalım. Kayıt setimiz RS slider olsun. Slider'daki slider ID ve slider resim URL alalım. Slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım bunu. Daha sonra ikinci kayıt setimiz core set diyelim tekrar. RS slider page diyelim. Burada sayfalamaları alacağız. Slider ID, slider başlığı alalım. Slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Hemen gelelim bir kayıt seti daha. Bu da description için gerekli. RS slider caption diyelim. Ve bunda da slider ID'yi, slider başlığı ve slider açıklamayı alalım. Yine aynı şekilde slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Şimdi gelelim bizim alanlarımıza. Burada bu div tekrar ediyor. Şuradan şu divi bir kaldıralım. Ctrl S ile kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak herhangi bir şey gelmedi. F5 diyelim bir daha. Resmin gelişim yavaşladı. Bizim bilgisayardan kaynaklanan bir sıkıntı mı var? Şu an 2 JPEG çalışıyor. Bizde ilk, evet, 2 JPEG. Herhangi bir sıkıntı yok. Aslında sistem çalışıyor ama benim bilgisayardan kaynaklanan bir yavaşlık var galiba. Google Chrome'da açalım bakalım ne olacak. İlkinde boş geldi. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi sistem çalışmaya başladı. Peki buradan pagination'ın da birini kaldıralım. Ve buradaki description kısmından da birini kaldıralım. Hepsinde ikişer tane olsun. Şimdi F5 diyelim. Şimdi sistem çalıştı. İlk başta bir sıkıntı oluyor. İlk başta bir boş geliyor sanki. Daha sonra ama herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu an boş geldi. Peki Ctrl Z ile geri alalım. Buradaki div de gelsin. Şimdi bakalım yine ilk başta boş gelecek mi? Boş gelmedi. O zaman buradaki class active slide ile ilgili bir sıkıntı var. Peki şöyle yapsak. Bu divden alsak 3 tane çoğaltsak. Ctrl S diyelim.
Şimdi F5 dersek üçü de aktif oldu. Bakalım düzelecek mi sonradan? Evet, ikinci de düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ilk açılışta bir sıkıntı çıkarıyor. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor ama. Ctrl Z ile tekrar alalım. Buradaki aktif slide'ın gelmesi bizim işimizi bozuyor. Şuradaki aktif slide kısmının gelmesi bizim işimizi bozuyor. Burada farklı bir şey uygulayacağız o zaman. Bunu alalım, şuraya bir yapıştıralım. Ve şu iki taneyi silelim. Pagination'dan da iki taneyi silelim. Caption alanından da iki taneyi silelim. Şimdi şurada sistemimizi bir çalıştırmaya çalışalım biz. Burada resmimiz değişecek. Resmimiz kayıt setinden gelecek. Resmimiz buradan slider resim URL'den gelecek. RS slider demiştik buna. Alt etiketi boş olsun. Herhangi bir şey gelmesin. Şimdi bu div tekrar edecek. Bu div neye göre tekrar edecek? Repeat region diyelim. RS slider'daki 5 tane kayda göre tekrar edecek. Sonra pagination alanımız var. Pagination alanımızda kayıt setinden herhangi bir bilgi almıyor. Bunu direkt repeat region ettirelim. Neye göre? RS slider page'e göre. F5 diyelim. Ok diyelim. Bir de description alanımız var. Description alanımızda da bizim açıklamamız gelsin. Açıklamayı buraya atalım. Daha sonra burası tekrar ediyor. Burayı da server behaviors'a gelip repeat region diyelim. Ve burayı da slider caption'a göre 5 adet olarak tekrar ettirelim. Şimdi Ctrl S diyelim. Kaydedelim sistemi. Ve şuradaki kodu Ctrl X ile keselim. Tekrar kaydedelim. Ve buraya bir F5 diyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi ilk boş gelecek. Ama daha sonra sistem düzgün olacak. Çalışacaktır. Bakalım ikinci gelecek mi? İkinci de gelmedi. Üçüncüye geçti direkt. Tabi burada ikinci resim olmadığı için gelmedi. Onu yine if ve else ile çözeriz o sıkıntıyı. Ama bizim ilk başta açtığımızda boş geliyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Şöyle bir şey yapalım. Bu class'ı buraya tekrar yapıştıralım. Daha sonra bu div'i kopyalayalım. Bu div'i kopyaladık. Ve buraya bu div'i tekrar yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra Ctrl X ile keselim buradaki class'ı. Buraya bir yapıştıralım. Şimdi burada tekrar etme olmayacak. Tekrar etme olmadığı için ilk başta help hep en son eklediğimiz gelecek. Bakarsak F5 diyelim. Şimdi sistem düzgün olarak çalıştı. Ama burada ikinci tekrarda yine aynısı geliyor. Burada resim yok. Tamam. Onu if ile çözeceğiz. Bizim şu anda en son slider'ımız iki kere gelmiş oluyor. Bakarsak şu an kere geldi. Burada da bir tane var. Şu an iki tane geliyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Ne diyebiliriz burada? Burada biraz düşünmek lazım. Burada ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım. Buraya
klası da yazdırmamız lazım. Ama bu klası neye göre yazdırmamız lazım? Kayıt setindeki en son ID'ye göre yazdırsak, alanı bir alalım burada. Kopyalayalım ve buraya bir yazalım. Yazdıktan sonra şu alanı bir kaldıralım. Ve burada F5 dersek bu şekilde hepsi aktif olacaktır ilkinde. Tamam. O zaman şurada bizim bir Ctrl Z diyelim. Ctrl Z diyelim. Burada bir if cümlesi yazsak düzeltebilir miyiz burayı? If cümlesiyle atlatabilir miyiz? Neler yapabiliriz burada? En son ID'yi alabilir miyiz? Bizim en son ID'miz buradan geliyor zaten. Şuraya bir if açalım hemen. If diyelim. Pardon, önce PHP'yi bir başlatalım ve PHP'yi kapatalım. Yine bunu aynen alalım. Hemen bu class'ın altına yapıştıralım. Ve şurada if bir başlatalım. If slider id şöyle şuradan bir keselim. Slider ID eşitse diyelim. If slider ID neye eşit olursa, şimdi tekrar bunu şuraya bir alalım. Yani PHP repeat region'ın dışına bir alalım. Şimdi repeat region'ın dışına alırsak şuradaki if'i böyle bir keseyim ben Ctrl X ile. If elimizde kalsın yine. Şimdi burada slider ID'yi bir yazdıralım bakalım yukarıda ne diyecek. Slider ID'miz 5'miş. Bizim en son slider'ımızın ID'si gerçekten 5. O zaman biz bunu kullanabiliriz. Burada ben bunu bir değişkene atacağım. Ne diyeyim? Dolar son slider dolar son slider diyelim eşittir dolar row array slider'daki slider id'ye. Tamam, şimdi burada if'i ben Ctrl X'de kesmiştim, geri yapıştırayım ve burada eğer slider id eşitse dolar son slider id'ye dedim, şu class'ı yazdır dedik. Şimdi hemen geleyim burada php diyeyim ve tekrar PHP diyelim. Burada da end if diyerek if cümlemi bitireyim. Şurada iki nokta üst üste demem lazım. Şimdi bakarsak ne dedik? Burada slide olarak gelecek. Eğer slider ID'miz bizim slider ID'miz son slider ID'mize eşitse aktif class yazılacak. Şu class yazılacak. Eğer değilse de her şey normal olarak devam edecek dedik. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? F5 dersek bakarsak şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Direkt resmimiz geldi. Sıkıntımızı atlatmış olduk bence. Bakarsak 5 tane geldi. Tamam. Bir de şurada bir if daha yazmamız lazım. Buraya ne diyebiliriz? Hemen PHP diyelim. PHP ve PHP'yi kapatalım. Bu kodu kopyalayayım. Resimden sonra tekrar yazayım. PHP dedik. If diyelim. 2 nokta if dedikten sonra iki nokta üst üste diyelim ve burada end if diyerek if'imizi bir bitirelim. If slider resim URL boşsa
Yani boş değilse diyeceğiz. Boş değilse resmi göster dedik. Resmi gösterecek. Ctrl S diyelim ve F5 diyerek şimdi bakarsak ikinci kısım boş gelecek. Yine aynısı geldi. Aynısı gelmemesi lazım aslında. Deneme tabana sadece içerik gelecek, resim olmayacak dedik. Tamam. Şu anda hala geliyor. Burada yanlış mı yazdık? Row RS Slider Slider resim URL boş değilse resmi yazdır. Resmi göster dedik. Fakat pagination divinde de aynısını yapmamız gerekiyor bence. Kopyalayalım. If diyelim ve tekrar kopyalayıp if'in bitişini buraya yazdıralım. Ama bakarsak slider pagination'da biz slider resim URL'i almadık. Hemen gelelim buradan kayıt setlerine bir bakalım. Bu hangisiymiş? Slider caption'mış. Biz slider page'e bakacağız. Slider page burada neleri almış? Slider başlık demiş. Virgül diyelim. Boşluk bırakalım ve slider resim URL'i de alalım burada. Şu an page kısmına gelirsek slider pagination burada. RS slider ne demiştik? Kayıt setimize slider page demiştik. Şimdi bir bakarsak evet şu anda ama hala bu div geliyor. Bu slider geliyor. İlginç bir şekilde. Caption'da da aynısını yapacağız o zaman. Şimdi burada bakarsak doğru mu yaptık? Slider resim boş değilse dedik. Tamam, caption'da da aynısını yapalım. Bir bakalım. Sistem ne hal alacak? Ctrl S ile kaydedelim. Buraya ne diyelim? Slider caption dedik. Slider caption diyelim. Slider caption. Şimdi slider caption'ın içine yine slider resim URL'i de almamız lazım. Bakarsak burada yok. Hemen kayıt setini bulalım. Slider caption, slider başlık, slider açıklama, virgül diyelim ve slider resim URL'i yapıştıralım. Şimdi F5 dersek ikinciye tıkladık. İlginç bir şekilde hala burası geliyor. Aslında şu anda normale döndü mü diyeceğim ama dönmedi. Daha şu an bizim sıkıntımız aslında tek veri tabanı üstünde çalışmamızdan kaynaklanıyor. Eğer siz sadece bu slider'a özel bir veri tabanı yaparsanız zaten slider resim URL boş gelmeyecektir. Onun için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama bu şekilde gelmemesi lazım. Slider caption'daki slider resim URL boş değilse bu kısmı yazdır dedik. Şu anda sistemin doğru bir şekilde çalışması lazım aslında. Burada da aynı şekilde slider resim boş değilse slider pagination dedik. Burada da slider resim URL boş değilse resmi göster. Dediğim gibi aslında siz sadece bunun için bir kayıt seti oluşturduğunuzda aynı sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Onun için burada fazla oyalanmak istemiyorum. Zaten
Eğer bu slider'ı kullanmak istiyorsanız resmi yüklemek zorundasınız. Resim yüklememe olasılığınız yok. Onun için benim bu yaşadığım sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Bu yüzden ben bu slider'ı da burada bitirmek istiyorum artık. Yani o sıkıntıyı da atlatırsanız burada herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır size başka. Bu Cop Slider'ı da artık burada bırakalım. Bir sonraki derste de Coin Slider'a geçelim.